Evet arkadaşlar, açık öğretim lisesi kimya dersleri, ders altı atom modelleri konusundayız. Sisteme giriş yapalım öncelikle arkadaşlar. Evet, konumuz atom modelleri. Arkadaşlar, atom modelleri ile ilgili milattan önceki dönemlerde de atomla alakalı daha doğrusu çalışmalar olmuştur. Daha doğrusu bazı fikirler sunanlar olmuştur. Mesela Demokritos diye bir felsefecinin atomla alakalı söylediği ifadeler vardır. Fakat bunu deneysel olarak ilk defa ortaya atan kişi Dalton'dur. Dalton 1803 yılında atomla ilgili ifadeyi ortaya atmıştır. Ve kullandığı ifadeler şu şekildedir arkadaşlar. Atom içi dolu küredir. Atom parçalanamaz. Bir elementin bütün atomları aynı büyüklüktedir, özdeştir ifadesi kullanılır arkadaşlar. Burada atom parçalanamaz ifadesiyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Zaten atomus ifadesi parçalanamayan tanecik anlamındadır. Atomun parçalanamaması ile ilgili yanlışlık ortaya çıkarılmıştır. Bir sonraki atom modelinde bunu söyleyeceğiz zaten. Buradaki söylenen ifadelerden ve söylenmeyen bazı ifadelerden bahsedeceğim. Söylenen bir şey daha var. Bir elementin bütün atomları diğer bütün elementlerin atomlarından farklıdır ifadesi. Bu hala geçerlidir. Evet, her elementin kendine özgü bir atomu vardır. Fakat arkadaşlar, bir elementin bütün atomları özdeştir ifadesi şu anda geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü izotop atomlar vardır. İzotop atomlar özdeş değildir arkadaşlar. Atom parçalanabilir ifadesini az önce söylemiştik ve atom içi dolu bir küre değildir. Atomda büyük boşluklar vardır. Onu da birazdan açıklayacağız. Dalton'dan daha sonra ortaya atılan atom modeli Thomson atom modelidir. 1897 yılında ortaya atılmıştır. Katot ışını deneylerini kullanarak gerçekleştiriyor arkadaşlar bu çalışmasını. Katot ışınları negatif yüklü ışınlardır. Negatif yüklü bu ışınlara elektriksel alan ve manyetik alan uyguladığında sapmasını tespit ediyor. Bu sapmaya göre arkadaşlar atomun içerisindeki negatif yüklerden bahsediyor. Atomun da nötr olduğunu bildiği için negatif yük varsa pozitif bir yük de olması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Böylelikle atomun içerisinde pozitif ve negatif taneciklerin olduğuna dair ama negatifin parçacığını da inceleyerek bir model ortaya koyuyor. Bu modelde Thomson şunu söylüyor arkadaşlar. Atomun kendisi pozitif yüklü bir küredir diyor. İçerisindeki negatif parçacıklarla beraber bir nötr yapıyı meydana getirir diyor. Bu negatif parçacıkların rastgele dağıldığını söylüyor. Nasıl ki bir kekin içerisindeki üzümlü kekin içerisindeki üzümler rastgele dağılmıştır. Aynı o şekilde ifade ediliyor. Yani arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Üzümlü kek ifadesini gördüğünüz anda bu Thomson atom modeliyle alakalıdır arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Burada Thomson'ın söylediği bazı ifadeler var. Atom pozitif yükten oluşmuştur. Bulut şeklindedir. Pozitif yükü dengeleyecek kadar negatif yüklü tanecik gelişigüzel bulunur diyor. Az önce söylediğim ifade. Negatif yüklü tanecikler bu artı yüklü madde içerisinde gömülüdür ve hareket edemezler şeklinde bir ifade kullanıyor arkadaşlar. Fakat atom modelinin, gerçek atom modelinin bu olduğunun olmadığı zaten diğer modellerde ispatlanacak. Thomson'dan sonra ortaya atılan atom modeli arkadaşlar Rutherford atom modelidir. Rutherford atom modeli radyoaktivitenin bulunmasıyla beraber yani alfa ışınları ve diğer radyoaktif ışınların bulunmasıyla beraber birazcık daha farklı bir boyuta taşınmıştır. Şu şekilde ifade edelim. Bir alfa ışını kaynağının yaydığı alfa ışınlarının ince bir altın levha üzerinden geçtiğinde arka taraftaki dedektörde, şuradaki dedektörde okunduğunu fark ediyor Rutherford. Fakat az bir kısmının şu şekilde sapmaya uğradığını fark ediyor. Tabii sadece buralara değil, şuralarda da belli sapmalar var. Fakat arka şu düzlemdeki miktarın çok fazla olduğu, sapan kısımların ise arkadaşlar daha az olduğu, geriye yansıyanın ise çok daha az olduğunu fark ediyor. Alfanın pozitif yüklü bir tanecik olduğu biliniyordu arkadaşlar. Rutherford şunu söylüyor arkadaşlar 1909 yılında yaptığı deneyde. Alfa parçacıklarının ince bir altın levhadan, buradaki ince altın levhadan geçebilmesi için
atomda boşlukların olması gerektiğini söylüyor. Ve bu boşluklardan artı yüklü alfa tanecikleri doğrudan geçebiliyor. Fakat çok az bir kısmının yansıdığından bahsetmiştik. Artı yüklü bir taneciğin yansıması için karşısına yoğun bir artı yüklü kısmın denk gelmesi gerektiğini söylüyor. O da atomun merkezinde pozitif yüklerin toplandığı gibi bir fikri ortaya atıyor arkadaşlar. Atomun merkezinde toplanan pozitif yükler gelen alfa parçacığını, üzerine denk gelen alfa parçacığının geriye yansıyabileceğini ifade ediyor. Bu şekilde söylüyor arkadaşlar. Ve atom modelini şu şekilde geliştiriyor. Söylediği bir sonraki sayfada bakalım isterseniz. Burada da arkadaşlar bakın işte o geriye sapan veya yön değiştiren alfa parçacıklarının yoğun artı yükten kaynaklandığını burada gösteriyor arkadaşlar. Ve atom modelini şu şekilde tamamlıyor. Atomun büyük bir kısmı boşluktur. Bu çok önemli bir ifadedir. Hatta size bu boşluğu şöyle ifade edeyim. Eğer atom çekirdeği bir toplu iğne başı kadarsa atomun kendisi bir futbol stadyumu kadar oluyor arkadaşlar. Bu kadar büyük bir boşluktan bahsediyoruz. Atomda pozitif yükler atomun merkezinde çekirdek denilen bölgede toplanmıştır. Yani atom çekirdeği ifadesini ilk defa kullanan bilim insanı Rutherford'tur. Söylediği başka bir ifade daha var. Pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık yarısıdır diyor. Böylelikle aslında ismini vermeden atomda bir başka parçacığın, kütleye sahip bir başka parçacığın olduğuna dair bir ifade de çıkmış oluyor. Kütleye sahip, yükü yok. Elektronun kütlesinin çok küçük olduğu zaten daha önceden bulunmuştu. Pozitif yüklerin toplam kütlesinin, atomun kütlesinin yaklaşık yarısı olması atomda kütleye sahip fakat yükü olmayan bir parçacık olduğuna dair fikir ortaya atmıştı. Bunu da birazdan zaten kimin bulduğunu söyleyeceğiz. Rutherford devam ediyor. Elektronlar çekirdeğin çevresinde gelişi güzel dağılmıştır diyor. Şu ana kadar Rutherford'un söylediği her şey şu anda da geçerlidir, kabul edilmektedir. Sadece ve sadece şu sonuncusu elektronların rastgele gelişi güzel dağılmış olduğu ifadesi şu anda kabul görmemektedir. Arkadaşlar demin söylediğim Rutherford'un kısmen bulduğu parçacık nötrondu. Ve bu nötronla ilgili çalışmayı da Chadwick yapıyor ve 1932 yılında nötronu keşfediyor arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar bir örneğimiz var. İsterseniz inceleyelim. Rutherford atom modeliyle ilgili aşağıdakileri doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz diyor. Atomun büyük bir kısmı boşluktur. Evet, doğrudur. Atom çekirdeğinde nötronlar bulunur. Arkadaşlar bu ifade doğrudur fakat Rutherford atom modelinde nötrondan bahsedilmemiştir. Bu nedenle yanlıştır. Altın levhadan geri dönen alfa parçacıkları elektronların varlığını kanıtlar. Hayır, alfa parçacıkları pozitif yüklü olduğu için pozitif bir parçacığı yani protonun varlığını kanıtlamaktadır arkadaşlar. Bu o yüzden yanlıştır. Pozitif yükler atomun merkezinde toplanmıştır ifadesi doğrudur. Elektronların hareketini açıklayamamıştır. Bundan dolayı da yetersiz kalmıştır Rutherford atom modeli arkadaşlar. Evet, gelelim Bohr atom modeline. Yavaş yavaş günümüzdeki atom modeline yaklaşıyoruz. Bohr atom modelinde işte ilk olarak elektromanyetik ışımaları dikkate almıştır. İsterseniz önce elektromanyetik ışınlardan bahsedelim. Sonrasında Bohr atom modelini incelemeye başlayalım. Elektromanyetik ışıma dediğimiz şey adı üstünde elektriksel alan ve manyetik alanda bileşenleri bulunan ışındır arkadaşlar. Bu ışınla ilgili bilmemiz gereken şöyle bir şey vardır. Bu dalga üzerinde, şu şekilde gösterilen dalga üzerinde arkadaşlar, tepe nokta ile eksen üzerindeki kısma genlik diyoruz. İki dalganın tepe noktaları arasındaki mesafe ya da iki dalganın eksene değdiği noktalar arasındaki mesafe ya da şöyle düşünebiliriz. İki dalganın çukur noktaları arasındaki mesafe hepsi aynısıdır arkadaşlar. Dalga boyu şeklinde ifade edilir ve lambda ile gösterilir arkadaşlar.
Genlik de demin söylediğim gibi bir dalganın tepe noktası ile çukur noktası arasındaki mesafenin yarısı ya da işte dalga ekseni ile tepe nokta ya da çukur nokta arasındaki mesafe şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Frekans dediğimiz şey belirli bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısıdır. Birimi ise herz ya da 1 bölü saniye şeklinde gösterilir. Hız ise bir dalganın birim zamanda aldığı yoldur. Elektromanyetik dalgalar boşlukta aynı hızda ilerlerken diğer ortamlarda daha yavaş ilerlerler. Bir elektromanyetik dalganın daha doğrusu ışığın hızı 2,99 çarpı 10 üzeri 8. Biz bunu yaklaşık 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Eğer bir dalganın frekansı yüksek ise dalga boyu düşüktür. Bundan dolayı da taşıdığı enerji yüksektir. Eğer frekansı düşükse dalga boyu yüksektir. Bu durumda da taşıdığı enerji düşüktür arkadaşlar. Düşük enerjili olan dalgaları sayarsak arkadaşlar, radyo, televizyon dalgaları düşük dalga boylu, düşük enerjili dalgalardır arkadaşlar. Yüksek enerjili dalgalarsa X ışınları, işte gamma ışınları gibi ışınlardır veya mor ötesi ışınlar yüksek enerjili ve dalga boyu küçük olan ışınlardır arkadaşlar. Bizim beyaz ışık diye bildiğimiz ışık aslında birçok farklı renkteki ışığın birleşmiş halidir. Bunu zaten prizmadan geçirdiğimizde gördüğünüz gibi bir sürü renge ayrışıyor. Buradaki renklerle ilgili şunu söyleyebiliriz. Kırmızıdan mora doğru arkadaşlar enerjisi artmaktadır ve dalga boyu küçülmektedir. Yani burada aşağıya doğru şu yöne doğru arkadaşlar dalga boyu azalırken frekans artmaktadır. Bu da enerjiyi arttırır aşağıya doğru arkadaşlar. Yani morun enerjisi kırmızıdan daha yüksek olacaktır. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela kırmızı lazerin etkisiyle yeşil veya mor lazerin etkisi bir değildir. Mesela mor lazerle siyah bir balonu çok kolay patlatabilirken kırmızı lazerle bu daha zor gerçekleşir. Hatta gerçekleşmeyebilir. Eğer elinizde lazer varsa deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ama gözünüze sakın tutmayın. Gözümüzle görebildiğimiz ışınlar dalga boyu 380 nanometre olan işte en düşük enerjili, en yüksek enerjili mor renkten başlayarak dalga boyu 760 nanometre olan kırmızı ışığa doğru devam eder arkadaşlar. Buna biz görünür bölge diyoruz. Tek bir dalga boyuna sahip ışınlara biz monokromatik ışın yani içerisinde tek çeşit renk bulunduruyor. Mesela kırmızı bir ampulden çıkan ışın gibi veya mavi bir ampulden çıkan ışın gibi. Farklı dalga boylarının birleşiminden meydana gelen ışına ise arkadaşlar polikromatik ışın diyoruz. Güneş ışığı mesela polikromatiktir. Bunu prizmadan geçirirsek farklı renklere ayrılacaktır. Ama mesela monokromatik bir ışını prizmadan geçirirsen yine tek renk şeklinde çıkacaktır. Görünür bölge dışında 760 nanometreden büyük ve düşük enerjili ışınlara kızılötesi ışınlar denir. Mesela kumandamızdaki ışın gibi. 380 nanometreden küçük olan yüksek enerjililer ise mor ötesi ışınlar şeklinde ifade edilir. Bütün elektromanyetik dalgaları kapsayan ışın dizisi neyse arkadaşlar elektromanyetik dalga spektrumu diyoruz. İşte arkadaşlar burada görülen şekil elektromanyetik dalgaların tamamını göstermektedir. İşte şurada dalga boyu küçük olan kısım var. Şu bölgede dalga boyu küçük. Bunun enerjisi yüksektir. Bu tarafa doğru geldiğimizde ise arkadaşlar dalga boyu daha büyük ve enerjisi daha düşük ışınlar görülmektedir. İşte gözümüzün görebildiği ışın ise bu kadar büyük bir elektromanyetik dalganın sadece ve sadece çok az bir kısmını gözümüz görebilmektedir. O da kırmızıdan mora olan kısım. Bunu şöyle fizik derslerinde genelde şöyle ezberletirler. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Kutu sayamam şeklinde bir ezberletme yöntemi vardı. Bu da belki aklınızda kalması için güzel bir örnek olur. Devam edelim arkadaşlar. Burada ne diyor? Elektromanyetik olmayan
su dalgası, ses dalgası, dalgaların iletilmesi için iletici bir ortam olmalıdır. Ancak elektromanyetik dalgaların iletilmesi için herhangi bir ortam gerekli değildir. Arkadaşlar, elektromanyetik dalgalarla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bunlardan birisi ışığın ikili doğası. Yani biz ışığın dalga özelliği gösterdiğini söylüyorduk. Bunun için işte birçok çalışma yapılmıştır. Mesela ışığın dalga özelliği gösterdiği ışığın kırılmasıyla anlaşılabilir. Burada mesela bir CD üzerinde ışığın kırılması görülmektedir. Farklı renklere gördüğünüz gibi ayrılmıştır burada. Bu ışığın kırıldığını göstermektedir. Burada isterseniz şöyle bir bakalım ne diyor. Işığın yapısını inceleyen bilim insanlarından bazıları ışığın dalga özelliğinde olduğunu, bazıları ise tanecik özelliğinde olduğunu savunmuşlar ve görüşlerini doğrulayan çalışmalar yapmışlardır. Günümüzde ise ışığın hem dalga hem de tanecik özelliği gösterdiği kabul edilmektedir. Işık bir ortamdan bir başka ortama geçerken kırılır, dalga boyu kısa olan ışın daha fazla kırılırken güneş ışığı farklı dalga boylarındaki ışınlardan oluştuğu için ayrılır. İşte prizmadan çıkışını demin göstermiştik arkadaşlar. Burada da şekil üzerinde görüyoruz. Buna göre ışık enerji taşıyan bir dalgadır. Ancak bazı davranışları dalga özellikleriyle açıklanmakta, tanecik özelliğiyle açıklanabilmektedir bazı özellikleri. Bu durumda ışık foton adı verilen enerji taşıyan parçacıklar olarak düşünülebilir. Bunu şöyle söyleyelim arkadaşlar. Işığın dalga özelliğini kanıtlayan kişi Thomas Young diye bir bilim insanıdır. Çift yarıkta girişim deneyiyle gerçekleştirmiştir bunu. Işığın tanecik özelliğini savunan kişilerin çalışması ise birisi siyah cisim ışıması, diğeri de arkadaşlar Albert Einstein'in yaptığı fotoelektrik olayıydı arkadaşlar. Bu da ışığın tanecik yani fotonlardan oluştuğunu ifade eden bilim insanının çalışmasıydı. Atom spektrumlarından bahsedersek arkadaşlar, beyaz ışık farklı dalga boylarındaki ışınlardan meydana gelir. Az önceki şekilde de gösterelim şöyle. Beyaz ışık görünür bölgede bu şekilde bir görüntü meydana getirmektedir. Şurada gördüğünüz görüntüyü meydana getirmektedir. Dikkat ettiyseniz bir renkten diğerine geçişte hiçbir boşluk yoktur. Direkt aralarda geçiş gayet düzenli bir şekilde gitmektedir. İşte arkadaşlar bu şekilde hiçbir boşluk olmadan geçişe biz sürekli spektrum diyoruz. İşte ışığın bir yarıktan geçirilerek prizmadan geçtiğinde oluşturduğu görüntüdür bu. İşte burada gördüğünüz gibi sürekli spektrum meydana gelir. Eğer bir elementin yaptığı ışıma prizmadan geçirilirse bu durumda arkadaşlar şurada görülen şekilden bahsedelim. Bu sefer siyah bir zemin üzerinde sadece belirli yerlerde renkler meydana gelir. İşte şurada görüldüğü gibi. Hidrojen elementi, bir hidrojen gazı kullanılarak bir lamba yapıldığında arkadaşlar, bu lambadan çıkan ışık prizmadan geçirildiğinde sadece belli yerlerde görüntü meydana getirir. İşte buna kesikli spektrum ya da çizgi spektrumu ifadesi kullanılıyor. Isıtılan bir maddenin Işıması sonucu oluşan spektruma ışıma spektrumu ya da işte demin gösterdiğimiz kesikli spektrum diyoruz. Eğer deminki hidrojen lambasından çıkan ışığında o renkleri gördük. Beyaz ışığı hidrojen buharından geçirirsek bu durumda da arkadaşlar normal kesiksiz olan şu görüntü üzerinde şurada görülen görüntü üzerinde şu şekilde demin gözüken yerler, şu şekilde gözüken yerler bu durumda gözükmez hale geliyor. Yani ne oluyor? Bu kısımlar soğurulmuş oluyor. İşte buna da soğurma spektrumu ifadesi ya da absorpsiyon spektrumu diyoruz arkadaşlar. Ve bu ikisini birleştirirsek, yani şuradaki ışınla diğer ışını birleştirdiğimizde hangi görüntüyü elde edeceğiz? Bu görüntüyü elde edeceğiz arkadaşlar. Peki bu çalışma ne işe yarayacak? Birazdan açıklayacağız. Farklı elementlerle arkadaşlar aynı şekilde lambalar yapılmış ve ışımaları incelendiğinde gördüğünüz gibi farklı farklı çizgiler elde edilmiş. Buradan da her elementin
spektrum çizgilerinin birbirinden farklı olduğunu tespit ediyorlar. Yani nasıl ki insandaki parmak izi bir başka insandakine benzemiyor, işte elementlerde de şıma spektrumları birbirine benzememektedir ya da soğurma spektrumları birbirine benzememektedir deniliyor ve bunun üzerine Bohr atom modeli geliştiriliyor arkadaşlar. Bohr atomun yaptığı ışımanın elektronun yer değiştirmesinden kaynaklandığını söylüyor. Yani yüksek enerjili bir düzeyden düşük enerjili düzeye geçen elektron iki seviye arasındaki fark kadar enerji çıkarmaktadır. Hidrojen atomunun her zaman aynı dalga boylarında ışıma ve soğurma yapması elektronların enerjisinin kuantlaşmış olduğunu yani belirli büyüklükteki enerjiyi alıp verdiğini göstermektedir diyor. Arkadaşlar buradaki ifadeyi ise şöyle özetleyebilirim. Mesela fosforlu bir saatiniz olduğunu düşünün. Gündüz aldığı ışıkla hiçbir ışıma yapmıyor, bir parlama yapmıyor. Fakat akşam karanlık ortamda parlama meydana geliyor. Yani buradaki olayı benzetmeniz açısından söylüyorum. İşte gündüz vakti oradaki fosfor atomlarının elektronları enerjiyi alarak üst yörüngeye, yüksek enerjili yörüngeye uyarılıyor. Akşam olduğunda ise o enerji kesildiğinde o yüksek enerjili yörüngedeki elektron tekrar eski enerji seviyesine döndüğünde dışarıya o fazla enerjiyi ışık olarak veriyor. Yani bunu bu şekilde kafanızda canlandırabilirsiniz arkadaşlar. Devam ettiğimizde Bohr atom modeli şunlarla açıklanmaktadır. Elektron merkezi çekirdek olan yani Rutherford'un söylediği ifadeyi kabul ederek devam ediyoruz. Belirli uzaklıktaki küresel yörüngelerde hareket eder. Enerji seviyesini denilen bu yörüngeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya da K, L, M, N, O, P, R gibi harflerle gösterilmektedir. Yani arkadaşlar eğer K tabakası derse bunu arkadaşlar birinci yörünge olarak düşünmemiz gerekiyor. Her bir yörüngenin sahip olduğu farklı ve belirli bir enerji değeri vardır arkadaşlar. Bunu da Thomson söylüyor. Elektronlar çekirdek etrafında en düşük enerjili yörüngelerde bulunmak ister. Temel hal düzeyi denilen bu yörüngede elektronlar en kararlı haldedir. Dışarıdan belirli bir miktar enerji verildiğinde elektron daha üst enerjili yörüngelere geçer. Bu durumda uyarılmış hal ifadesi kullanılır. Uyarılmış hal ise arkadaşlar kararsızlık demektir. Uyarılmış haldeki elektron tekrar eski haline dönerken o aradaki fark kadar enerjiyi dışarıya verir diyoruz. İşte burada da bakın bunu gösteriyor. Yüksek enerjili yörüngeden düşük enerjili yörünge geçtiğinde bu aradaki fark kadar enerjiyi dışarıya verir. Ve ısı ve ışık olarak yayılmaktadır arkadaşlar. Fakat elektronun hareketiyle alakalı Bohr atom modeline bazı eksiklikler vardır. Ve bu eksikliklerden dolayı yeni bir model daha ortaya atılmıştır. Günümüz atom modeli arkadaşlar, bulut modeli ya da modern atom teorisi olarak kabul edilmektedir. Hidrojen ve hidrojene benzeyen tek elektronlu tanecikleri Bohr açıklayabilirken çok elektronları açıklayamamıştır arkadaşlar. Bundan dolayı da yeni bir teori ortaya atılmıştır. Bununla alakalı çalışmayı yapan kişilerden bir tanesi Heisenberg'dir. Heisenberg şunu söylüyor. Elektronun hızı çok büyük, kütlesi çok küçük olduğundan hızı ve doğrultusu aynı anda tespit edilemez diyor. Bundan dolayı da Bohr'un söylediği işte elektron küresel yörüngelerde hareket edilir ifadesi boşta kalıyor. Çünkü elektronun tam olarak yeri belirlenemiyorsa küresel bir yörünge olup olmadığına dair de net bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Bohr atomu düzlemsel olarak düşünmüştür ancak atomun 3 boyutlu olduğu bilinmektedir. Bohr elektronun çekirdek çevresinde belirli çizgide hareket ettiğini söylemiştir. Günümüzde yapılan hesaplamalar sonucunda görebildiğimiz bir elektron bulutundan bahsedebiliriz. 3 boyutlu bir bölgesel hareketten bahsedebiliriz arkadaşlar. Tam olarak çizgisel bir yörünge diyemeyiz. Böylelikle arkadaşlar atom modellerini genel kapsamda incelemiş olduk arkadaşlar. Şimdi sorulara geçelim. Birkaç tane soru çözelim arkadaşlar. Atomun alt parçacıklarının var olduğuna dair deliller. Sürtünme ile elektriklenme bu konuda ilk çalışmadır. Sürtünme ile elektriklenme atomda negatif yüklü bir parçacık olduğuna dair ilk ifadedir arkadaşlar. Elektrolizde de aynı şekilde atomda negatif yüklü bir parçacık olduğuna dair ilk çalışmalardan bir tanesidir.
Fakat yanma olayı kimyasal bir olaydır. Bu atomun alt parçacıklarıyla ilgili bir çalışmaya işaret etmez. Cevap bundan dolayı Bursa'dır. Dördüncü soruya bakalım. Atom modeliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Atoma Rutherford'a göre atomda pozitif, herhalde bu yüklü demek istiyor. Yüklü parçacıklar çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Evet, bu doğrudur. Çekirdekte pozitif yüklü tanecikler çok küçük bir hacimde toplanmıştır diyorduk. Bohr atom modeline göre yüksek enerjili bir yörüngedeki uyarılmış elektron düşük enerjili yörüngeye geçerken enerjiye yarar. Bu ifadeyi de az önce açıklamıştık. Dalton atom modellerine göre bir elementin bütün atomları aynı büyüklüktedir. Bunu da evet Dalton söylemişti. Thomson atom modeline göre atom çekirdeğinde proton sayısına eşit nötron bulunur. Thomson arkadaşlar nötron ifadesinden hiç bahsetmemiştir ve çekirdek kavramından da bahsetmemiştir. O yüzden D seçeneği hatalıdır diyoruz. Genel bir soru olmuş, çok da güzel bir soru arkadaşlar. Burada mesela 6. sorudan bahsedebiliriz. 6. soruda şunu unutmayalım, bir atomun şurasına elektron sayısı, buraya yükü, buraya proton sayısı, buraya nötron sayısı, buraya da kütle numarası yazılıyordu arkadaşlar. Burada diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır gibi bir soru var. Biliyorsunuz yükle elektron sayısının toplamı proton sayısını veriyordu. Protonla nötron sayısının toplamı ise kütle numarasını veriyordu. Nötron sayısı x eksi y'dir ifadesi doğru oluyor o zaman. Çünkü kütle numarasından protonu çıkarttığımızda karşımıza nötron gelecektir. Bu ifade doğru. Elektron sayısı şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Yük yani z eksi z artı elektron eşittir y'ye eşitti. Değil mi? Yük artı elektron eşittir proton. Eksi z'yi karşıya attığımızda elektron ne oluyor arkadaşlar? Y artı z oluyor. Burada y eksi z ile ifade etmiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Mesela burada 11. soruya bakalım. Atomu ayırdığımızda çekirdek ve yörünge şeklinde ayırıyorduk. O zaman buraya ne gelecek arkadaşlar? Çekirdek gelecek. Çekirdek de proton ve nötrondan meydana geliyordu. O zaman B yerine nötron gelmesi gerekiyor. Çünkü diğeri proton. Yörüngede ne vardı? Elektron vardı arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Burada yine atom modeliyle alakalı bir soru var. Bunu da çözelim. Thomson atom modelinin Dalton atom modelinden üstün tarafı aşağıdakilerden hangisidir? Dalton ne demişti arkadaşlar? Atom içi dolu bir küredir. Tüm tanecikleri aynı büyüklüktedir şeklinde ifadeler kullanmıştı. Thomson ise artı ve eksi yüklerin olduğunu söylemişti. Yani cevabımız Bursa'dır. Atom çekirdeği ifadesi Rutherford'a aittir. Nötronu Chadwick bulmuştu. Yörünge kavramı da kime ait arkadaşlar? Bohr atom modeliyle ait arkadaşlar. Şöyle bir soru daha çözelim arkadaşlar. Mesela 18. soruya bakalım. Nötr bir atomun katman elektron dizilimi verilmiştir. Buna göre bu atomla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Kaç katman var arkadaşlar? 1 ve 2 katman var. 3 katmanlıdır ifadesi yanlıştır. 7 elektronu vardır diyor. Sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olduğu için bu da yanlıştır. Son katmanı doludur diyor. Biliyorsunuz 2, 8 şeklinde devam ediyordu. İkinci katman 8 olursa dolma olur. Son katmanı doludur ifadesi de yine ne oldu? Yanlış, çünkü 7 var. Toplam 9 protonludur. Bunun nötr bir atom olduğunu söylüyor. Toplam 9 elektronu varsa arkadaşlar bu durumda nötrken 9 da protonu olmalıdır. Cevap bundan dolayı D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.